RSFM Haber. Tebrik ederim. Ne için ya? Nasıl bir duyguydu yer altında, su altında ödül almak? Şimdi daha önce daldım. Daha önce ödül aldım ama su altında ilk defa ödül aldım. O yüzden benim için çok enteresandı oldukça. Çok güzel bir setup yapmış arkadaşlar. Su altında kürsümüz vardı. Yani dışarıda su yüzeyinde nasıl ödül veriliyorsa aynısını. Tabii ki bu güzel organizasyonun son derece anlamlı bir şekilde su altında yaptılar. O yüzden bizim için de çok enteresan oldu açıkçası. Neler oldu aşağıda? Gerçi birazdan izleyeceğiz biz de. İzleyicilerimiz izleyecek. Neler oldu? Önce ödülleri verecek olanlar takdim edildi. Ardından bizler gittik, ödüllerimizi aldık. Radikal'den değerli meslektaşım Serkan aldı. Çok değerli hocamız Bayram Hoca verdi bize. Biz de NTV Yeşil Ekran ekibi olarak aldık bu ödülü. Çevre duyarlılığı olan, bu konularda fazlaca program yapmaya çalışan bir televizyon kanalı olduğumuz için bizi değer görmüşler. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Bir organizasyona ilk defa tanık oldum. İlk defa böyle bir organizasyonda yer aldım. Çok heyecanlıydı. Meslekten dolayı ödüller aldık tabii defalarca. Dalıyorum da aynı zamanda. Su altında da defalarca bulundum. Ancak ilk defa sual ikisinin birleştiği bir organizasyona dahil oldum. Çok değişikti. Bunların daha çok haberini yapıyordum. Şimdi kendim bu organizasyona dahil oldum. Öncelikle tabii Türk Balık Adamlar Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Hem Marmara Festivali'nden dolayı çok ciddi önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem de böyle bir bizi böyle bir ödüle layık gördüğü için onlara çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir organizasyondu. Aşağıda her şeyi dört dörtlük hazırlamışlar. Seyirciler vardı. Alkışlar için özel aletler getirmişler ve ses sistemi vardı aşağıda. Bütün konuşmaları aşağıda duyduk biz de. Ben tabii bir haberci olduğum için bu o organizasyonun haberini de yapacağım. Basın bültenini alıp sonradan okumama gerek kalmadı. Aşağıda tüm o konuşmaları da dinleyerek tanıklık ettik. Çok önemli bir gündü benim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir izleyici vardı, kürsü vardı sınavında. Öncelikle ben teşekkür ediyorum Türk Balık Adamlar Kulübü'ne. 30 yıl önce ben buradaydım. Dolayısıyla benim için de ilginç oldu. Çok nazikler. Hem ödül verdim, hem genç kardeşlerime Serkan'ın gazeteciliğini, Korhan'ın gazeteciliğini, haberciliğini çok sevdim, beğendiğim arkadaşlar. Benim için de bir onur oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Denizlerin korunması lazım. Esasen bizim işimiz budur. Türkiye denizlerinin, dünya denizlerinin korunması lazım. Dünya denizleri, Türkiye denizleri, bütün okyanuslar tehlike altında, tehdit altında. Sürdürülebilir bir deniz yaşamı ihtiyacımız var. Balıkçılığın sürdürülebilir olması lazım. Turizmin sürdürülebilir olması lazım. Deniz sermayedir. Ülkenin doğal sermayesidir. Dolayısıyla Türk ulusunun sermayesidir. Ayrıca bunun başka bir özelliği var. Dün kabotaj bayramıydı biliyorsunuz. Kabotaj bayramını da bu surette kutlamak isterim. Ben festivali çok anlamlı görüyorum. Böyle güzel hanımlarla birlikte onlar düzenliyorlar bu festivali. Benim bir katkım yok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Marmara için önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye denizleri için önemli olduğunu düşünüyorum. Başka bir tarafı da var. Bilinç oluşturma. Genç çocuklara, genç kuşaklara, böyle genç kardeşlerimin bilinç oluşturma konusundaki yaptığı işler hem bizi sevindiriyor hem de ümitlendiriyor. Arzu Hanım, festivalimizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Festivalimiz daha önceleri
deniz temizleme etkinlikleriyle başlamış. Bunu yarışma ortamına taşıyalım demişler. Ve Marmara Festivali olarak bugünlere devam etmiş. Neler yapıyorsunuz bu etkinlik kapsamında? Etkinlik kapsamında kulübümüzde ücretsiz, tüm halkımıza açık gösterimler var su altına yönelik. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Şöyle söyleyeyim, denizlerimizin temizliğini insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Fakat hani deniz kirli, bunları atmayın dediğimizde maalesef çok yeterli olmuyor. O nedenle küçük yaştan bilinçlendirmek adına çeşitli çocuk gruplarını belirliyoruz ve onlara su altı ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Kirletmememiz için nelere dikkat etmemiz, onları anlatıyoruz. Yüzme eğitimleri veriyoruz. Su altı canlılarımıza anlatıyoruz. Onlara da sunumlar, gösterimler yapıyoruz. Umarım daha ileriki yıllarda daha temiz denizde hep beraber devam ediyor olacağız festivallerimizde. Yarışmamız var iki tane. Bir tanesi uluslararası, diğeri de burada dalışla birlikte gerçekleştiriliyor. Onların değerlendirmeleri sonucunda ödül törenimiz var pazar akşamı. Tüm sonuçları heyecanla o dakikalarda bekliyoruz. Çağ bakalım. Teşekkürler. Cumhuriyet kendi makinelerle çekecek misin? Her şeye rağmen yaşayan Marmara'nın 20.sini yapıyoruz bu sene. Onun da cumartesi günü dalış olacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen tecrübeli su altı fotoğrafçısı, videocuları gelecekler. Cumartesi günü adalarda denize girecekler. Fotoğraf, film, video çekecekler ve bu değerlendirecek ondan sonra. Ve pazar günü de nasip olursa ödül töreni yapacağız. Yani bu bir hem sanat, hem çevre, hem spor, hepsinin bir olduğu bir etkinlik. İlgi bekliyoruz. İnşallah gereken ilgiyi görürüz ve de halkımızda bilinçlendirmiş oluyoruz. Temizlemekten bu işler olmaz. Onun için kirletmemek lazım. Bu bilince ulaşmak lazım. Onun için de çöplerimizi denize atmayalım, nehirlere atmayalım, göllere atmayalım. Arındırmaları bir an evvel yaptırıp ondan sonra sularımızı kirletmeyelim. Bu çevre bilinciyle olur. Bunu da herkesin vazifesi, görevi, başta devletin, belediyelerin ve biz insanların, biz eğer istersek, öyle şey yaparsak kirletmeyiz. Kirletmeyince de ömür boyu bir temiz çevreye sahip oluruz. Thank you.
RSFM Haber.